Ay darım benim be. Normalde bu kadar yok ya. Oturunca çıkıyor. Yarım. Vallahi yorduk seni buralara kadar. Zahmetler verdik. Çok teşekkür ediyorum. Ya estağfurullah Özgür Bey ya. Kim olsa hani şey yapardı ya. Alt tarafı bir telefon tamir ettirdim. Çok güzelmiş gerçekten. Neyi çok güzelmiş? Ya, yani mekanınız Özgür Bey. Işıklandırmalar olsun. Barmenin gömleği olsun. Gerçekten. Flamingo mu ne? Flamingo bunlar. Birçok var üstümde bu şekilde. Pembe renginde. Ya onu bilmiyorum da mekan herhalde güzel olacak oğlum. Bizim mekanımız. Bir şeyler ısmarlasın sana Pablo. Böyle diyet bir şeyler ha? Ne istersin? Vallahi kahve ikram ettiler sağ olsunlar. Yetti. Öyle mi diyorsun? Yetti. Kal bu akşam. Gör bir akşamını gör. Vallahi, çok güzel oluyor. Ya çok isterim Özgür Bey de. Şimdi mesai başlayacak. Ha. O yüzden yavaştan gitsem iyi olur. Ama yaparız bir gün yani buralarda bir Haydar Night. Ben güzel türkü söylerim burada. İzin verirseniz türkü okuruz yani. Karaoke falan bir düşünelim. Tamam. Karaoke'yi biz zaten düşünüyorduk. Tekrar bir değerlendirelim onu. Ben tutmayayım sizi o zaman. Yavaştan. Ah. Hadi bakalım. Haydar kaçar. Görüşmek üzere. Sıkıştım. Onu al da unutma. Oda şefim. Yemedik yemeklerinden. Yiyeceğim kısa zamanda. Evet yersin bir gün. Cem Hanım. Sizi de telefonda yiyeceğim. Konuşuruz. Oldu oldu. Seni tuttum. Sen çıldın ya. Özgür de şimdi geldi. Ben de onu ayarlıyorum. Hayırdır? Ha? He? Hiç yok. Yok bir şey. Öyle. Deniz değil mi o? Oldunuz vallahi size. Yani olmadık daha da olacak gibi görünüyor. Oldu oldu. Hadi bakalım. Diyorum ki acaba bu akşam biraz eğlensek mi? Öyle mi diyorsun? He. Neden acaba öyle diyor ki şimdi bu? Nereden çıktı o ya? Hı. Hiç canım niye öyle olsun işte öylesine? Ya şimdi bırak biliyoruz hepimiz biliyorsun. Evet biliyor musun? İşte bilimsel aslında bu hormonal de yani aşk enerjisi değil mi böyle bir... Aşk yapar. O içerideki o aşk sığmıyor böyle. O çıkası var patlayası var. Nedir bünye diyor ki beyne eğlenmem lazım coşmam lazım. Evet. Patlamam lazım gözümü karartmam lazım artık falan. Değil mi? Yani için içe sığmaması var ya. Gibi. Kesinlikle tam olarak öyle. Evet. Evet o zaman ben mutfağa gideyim. Burayı toparlayayım gideyim. Hı? Evet. Be arşınladık bu yolları be. He biz var ya zaman hey. Evet. Heh, ne yaptın? Şimdi 15 bin takipçiliği sosyal medyamdan da paylaşıyorum. Mekanı ve sizleri etiketliyorum. Tamam. Tamamdır. Akşama kızlar yağar. Yorum lazım. 15 bin zaten bizim kemik kitle. Ben de birazdan şu emojileri koyarım mütevazi. Ha. Bir de böyle alev, dinamit falan iddiamızı da belli eder. Etkili olur onlar yani. Ateşi koyun. Size etkileşim çok oluyor. Ateşi koyun ona göre gelecek insan sayısı da artar diye düşünüyorum. Ateş önüm. Mutfağa topladım çıkabiliriz. Nereye çıkabiliriz? Nereye çıkabiliriz? Nasıl nereye çıkabiliriz? Eğlenmeye dedim ya. Eğlensek mi dedin? Biz de onu hani burada eğlenelim gibi algıladık. Burada parti organize ettik. Kralını organize ettik. Zaten ilk etapta bizim bu mekanı açmamızın sebebi beraber eğlenebilmemiz değil mi zaten? Burada mı? Parti olacak. Burada parti olacak. Biz burayı. Başka yerlere gidiyoruz. Başka yerleri zengin ediyoruz. Burada eğleniriz güzel güzel. Ben dışarı çıkarız diye düşünmüştüm. Ya ne dışarı çıkarız? Ben burada paylaşım yaptım. Evet. Bunu şimdi geri alırsak yani müşterilerimize çok ayıp olur bir de. DJ kabininde ben olacağım. Pablo DJ kabininde düşün. Pablo. Evet en kötü güleriz. En kötü güleriz ya. Ne kaybederiz? Güleriz. En kötü güleriz evet. Ne zamandır çıkmıyorduk ya erkek erkeğe iyi oldu. Öyle de abi ben inanamıyorum fasıl diye tutturduğuna ya. Vallahi güzelim ortamı elinin tersiyle böyle geri çevirdin ya çiçek gibi olacaktı ortam. Tamam be abi amma söylendin ya. Değişik değişik zevklerin ortaya çıkmaya başladı ya. Bu aşk nasıl bir duyguymuş arkadaş ya. 40 yıllık rockçıyı bir anda fasılcı yaptı. Söylemiyorsun da ne tarafa gidiyorsun? Gidiyoruz işte abi. Merak etme. Beğeneceğim bir yer. Çok beğeneceksin. İyi sen ne diyorsan. Dindik bir alamete gidiyoruz kıyamete bakalım. Biliyorum burada restoran falan yok. Emin misiniz? Eminiz. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Ne yaptınız? İnanamıyorum size. İnanamıyorum. Çok güzel olmuş burası.
Levent. Ezgi'cim. Ya inanamıyorum size. Bunların hepsini benim için mi hazırladınız? Aslında biz hazırlamadık. Kim hazırladı? Bitmez şu kalbimin derdi. Ne oluyor oğlum ya? Hadi abi gel. Bu ne abi? Ne yapıyoruz ya? Gel sen gel. Hazırlamıştım. Doğum günü. Ama ben o gece buraya geldim. Burada hiçbir şey yoktu. O zaman... bunu da sen yazdın. Ezgi, ben seninle bambaşka biriyim artık. En güzel aslan, olmaz dediğim her şeysin. İyi ki doğduk sevgilim. O zaman... Onu da mı getirdiniz kutu ya? Kutu sahibinin yanında olsun. Aa, benim için mi? Özgür'ün senin için hazırladığı kutu. Aa. Hep senin için. Ne var içinde? O zaman açıyorum. Hayır, bir dakika, bir dakika. Olmaz. Önce pasta. Cansu. Ya inanmıyorum size. İyi ki doğdun kuzum. Aa, teşekkür ederim. Dilek dile. Canım benim kızım. Çok teşekkür ederim. Yani benim nice güzel yaşlara. Teşekkür ederim Ozan. Levent. Tebrikler. Teşekkürler. Hep beraber nice senelere sevgilim. Nice senelere. Birlikte. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ya beni o kadar mutlu ettiniz ki... hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın. Yesek mi pastalardan? Düpletsek mi? Tamam, birer çatal. Bir dakika, tabak var mı? Tabak... iki tane var. Tabakları unuttum sanırım. Tamam olsun, çatallarımız var. Hiç problem değil. Şöyle veriyorum, buyurun. Merci. Huhu. Ben her daim açım biliyorsun. O yüzden şöyle... Ne olacak bizim iştahımız? Hem de en sevdiğimden. Çok kimmiş ya? Biraz sevgiliye bırak, oradan yenmez. Tamine buradan itle. Yalnız... gözüm döndü şu an. Benim aklım kutuda. Şu pastayı alırsak, çünkü ben kutunun içindekileri aşırı merak ediyorum. Açmak istiyorum. Sevgilim, izin verir misin? Vallahi ben de çok merak ediyorum. Aç hadi. İçinde tek taş olmadığı kesin.
Yo, sıra sendeyken yapar mıyım hiç öyle şey? Doğru. Bunlar ne? Un. Çakmak. Artık o diğer çakmağı atabilirsin bence. Attım gitti. Bu ondan. Sıradaki. Bu İsviçre çakısı. Bizim bir bağlanma problemimiz var biliyorsun. O anlamda değil yani. Bizi böyle kaçırıyorlar, bağlıyorlar falan ya. Pratik bir şekilde keselim diye. Gitti. Muhtemelen bağlanır tekrar zaten. Dursun bu köşede. Bakalım bunda ne var? İlk yardım seti. O şey, ayağa böyle oltalar falan batıyor ya. Sende var öyle bir basma huyu. Cama, oltaya falan. Sakar mıyım ben? Öyle demeyelim. Ama onun için. Tangoya kesinlikle biz devam etmeliyiz. Çünkü yanıyoruz yaparken. Bence de. Evet. Tabii tabii. Fitnat ya, şunun sevimliliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın. İsabet olmuş. Bir dakika. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Ya küçük bir kelime oyunu yaptım ben orada. Gerçek bir romantik. Ponçiyim ben, manyak gerçek bir şey. Gerçek bir ponçiksin, evet. Ya yiyeceğim. Bayağı aşık. Bakalım sıradaki sürpriz ne? Aa. Özgür ne yapıyorsun? Özgür inanmıyorum. İtalya bileti. Spor ödüler insiyemi. Umarım birlikte gidebiliriz dedim. Düşüneyim. Galiba sabırsızlanıyorum seninle gitmek için. İlk fırsatta. Çakılmakta. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sürprizimiz daha var. Neymiş o? Nasıl? Bilmiyorum. Bana şarkı mı söyleyeceksin? Yani isterdim Nazlı Yarim diye mırıldanayım bir şeyler ama sana daha bu kötülüğü yapmak istemiyorum. Yeni barıştık. Benim planımda yoktu bu. Bu Deniz'le bizim fikrimizde. Evet. Senin için şarkı söyleyeceğiz. Görüşürüz hiç sanmam. Yaşıyoruz çok farklı hayatlar. Benim olmazsan burada bir dakika durma. La la la, 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 la la la. Ağzınıza sağlık, inanılmazdı. Ya Uzan, İstanbul'un en iyi şefi olmasan derim ki yani canlı müzik yapalım. Ya o şekilde yürüyelim, devam edelim yolumuza. Yok abi, biz böyle biz bize iyi. Bu arada beni övmeyin. Bütün iltifatları Deniz'e yapın çünkü sesi çok güzel.
O da bence bırakabilir avukatlığı. Avukatlık seni geriyor bence. Şarkıcılığı dene. Bir düşünelim. Evet, ikiniz böyle bir grup halinde canlı müzik mesela Özgür, olabilir. Benim arkadaşımın sesi gerçekten çok güzeldir. Uzun zamandır da sesini duymuyorduk. Böyle bir aşka geldi ama anlamadım tabii. Ezgi'nin doğum günü için. Canım benim, ağzına sağlık. Evet, içkisi bitenler. Abi. Dolduralım. Levent. Abi yeter abi. Aa, benimki tamam. De bitmiş, bitmek üzere. Ben de doldurayım. Levent'ciğim. canım bir biraz... Bir saniye, dolduruyorum. Biraz yavaş mı içsen acaba canım? Yavaş dolduruyorum işte. Tamam, müzik işi bende artık. Hadi siz de biraz dinlenin. Ne mi? Bluetooth'a bağlansana evet, o arkadaki kolonda. Evet oğlum, teşekkürler. Ha? Bastım. Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor orada? Benimle çıkar mısın? Dedi mi? Dedi. Bir dakika. Sen şu an bana gerçekten çıkma teklifi mi ettin? Vay be. Evet. Yani küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz. O dönemde etseydim herhalde böyle ederdim. O yüzden bunu tercih ettim. Cevabın ne? Evet. Evet, diyor. Vay be, tam Ozan Dinçer'e yakışan bir hareket. Çıkma teklifi. Bir anda aldı bizi 90'lara götürdü. Ya ne güzel yıllarmış değil mi o 90'lar, müzikler falan olmasa ne yaparmışız yani? Çıkma teklifi derken, yani bence çok romantik. Ben bayıldım, hatta şu an çok özendim. Ben niye çıkma teklifi almadım? Bir bana açıklayabilir mi? Ben niye çıkma teklifi almadım? Senin için bunca yaptıklarımdan sonra. Bir bak, de. Gözlerim doldu. Söz Özgür Atasoy'da galiba şu an. Aynen öyle. Ozan'cığım şaka yapıyor. Yapmıyorum, çok ciddiyim. Şaka yapıyor Ozan'cığım. Benim kadar iyi tanıyor olamaz. Şaka yapıyor. Yapmıyorum. Vay arkadaş, bu aşk nasıl bir duyguymuş ya. Ne yapmam dediysem, ne söylemem dediysem, ne ile dalga geçtiysem. Tamam, ben de Ozan gibi olacağım. Tamam. Şaka yaptım sevgilim, şaka yaptım ya. Bir de niyetlendi, görüyor musun? Çıkma teklifi edecek bana. Hayatım, bu ilişkide karakterimden taviz vermemeliyim. Buna izin verme zaten. Vermem aşkım. Ben seni olduğun gibi sevdim. Ya bu gece ne kadar güzel bir gece ya. Bu gecenin hashtag'i... Sevenler kavuşuyor olsun. Sonsuza kadar da unutmayalım bu cümleyi, olur mu? Hep hatıralarda kalsın böyle. Evet. Aşırı sevdim bence de. Sevenler kavuşuyor gecesi. Evet, sevenler kavuşuyor. Çok güzel. Ne oluyor ya? Sevenler... Ya şu an. Aman kavuşuyor. Ne oluyor Levent? Bebeğim. Sana layık değil ama... Eğer kabul edersen gerçeğini alırım. Şimdi benimle evlenir misin? Evet. O zaman takıyorum. Folyoyu... Ya bu gerçekten çok anlamlı ve çok güzel Levent. Hayatında gördüğün en güzel yüzük değil mi? En güzeli. Aa bebeğim, gözlerin doldu. Gel buraya. Neler yaşandı bu gece ya? Hakkını verdi gece. Ya. İlk dans, istiyoruz. Tamam. Ozan sesini açar mısın? Ben açıyorum şarkıyı. Açalım. Aç Ozan. Aç bakalım, ne çıkacak? Dans edelim mi? Olur. Çıkıyorsun.
şu an. Hepinize çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir gece ki. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir gece planladığınız için. Vallahi planların dışına çıktık. Efsane bir gece olmadı mı? Evet, katılıyorum. Levent. Başkan, uyuyor musun sen? Geldik mi sonunda? Mola verdik. Mola mı? Levent. Çok uykum var ama bebeğim. Kalkıp gidelim o zaman. Gidelim o zaman. Hadi. Niye burada? Hadi ufak ufak kalkalım. Bu arada gerçekten her şey çok güzeldi. Ellerimize sağlık. Kalkalım biz de. Hadi kalkalım. Çocuklar, çıkıyor musunuz siz şimdi? Böyle bir şey yok ya. Levent hadi gel. Çıkmak ne demek ya? Biz biraz daha kalalım diyoruz. Tamam, kalın. Siz buraları toparlarsınız ya. Şurası biraz soğuk, üşüme. Tamam. Bana bakın, burayı fazla benimsemeyin. Burası bizim mekanımız. Tamam. Denize iyi bakınız. Merak etme. Tekrar tebrikler. Tebrikler. Kutumu istiyorum. Tamam, alacağız senin kutunu. Gel. Kutum. Kutum burada. Hadi. Hadi. İyi geceler. En anlamlı hediyeler. Bu kadar romantik olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de. Hı. Şikayetçi misin? Yok, aksine çok keyif alıyorum böyle hissetmekten. Özgür çok garip ama ben hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurlu. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Bu o kadar güzel bir his ki. Gerçek çünkü yaşadıklarımız. Edelim. Sabahları daha güzel mi oluyorsun? Öyle mi? Uyuyabiliriz bence biraz daha da erken. Bence de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.